İyi günler sayın seyirciler. Medya programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızda haber dünyasının çok önemli bir dalı olarak kabul ettiğimiz soruşturmacı gazetecilik türüne mercek tutmaya çalışacağız. Ülkemizde kimler soruşturmacı gazetecilik yapıyor? Araştırmaya dayalı gazeteciliği gerçekleştirmek ülkemizde ne anlama geliyor? Bu mesleği icra edenler ne gibi zorluklar yaşıyor ve soruşturmacı gazetecilik türünde haber yapanlar Türkiye'nin gündemini nasıl etkiliyor? İşte bu sorulara ve dahasına yanıt bulmaya çalışacağız bu haftaki programımızda. Bu hafta programımızda ülkemizde zaman zaman gündemi değiştirecek nitelikte haberlere imza atan kişilerle beraberiz. Zira konumuz soruşturmacı gazetecilik. Ben hemen aslında yakından tanıdığınız konuklarımızı bir kez daha tanıtmak istiyorum. Çok değerli bir üstad, medya dünyasının, haber dünyasının usta kalemlerinden ve aynı zamanda televizyon gazetecilerinden Sayın Haluk Şahin bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sedef. Siz hem Radikal'de köşe yazıyorsunuz, hem TV8'de yorumlar yapıyorsunuz. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de dersler veriyorsunuz ki bir başka özelliğiniz daha var. O da televizyon gazeteciliği dalı konusunda Türkiye'de eğitim verilmesine ön ayak olan ilk isimsiniz ve belki de hala tek isimsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler Sedef. Bir başka değerli isim ise Türkiye'de aslında muhabirliğin ne kadar nitelikli yapılabileceğine çok güzel örnek olan ve yaptığı haberlerle zaman zaman Türkiye'nin gündemine damga vuran bir başka değerli isim. Milliyet Gazetesi muhabiri demek seni sınırlandırıyor Nedim ama. Yok, bu tercih ettiğim bir şey. Sana da tekrar merhaba, hoş geldin diyoruz. Muhabirlikle ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Dünyanın en ünlü televizyon anchormanlerinden Walter Cronkite hayatının hikayesini muhabir başlıklı bir anılar kitabında yayınlamıştı. Ve niçin bu adı verdiğinde şunu söylemişti. Her gazeteci özünde muhabirdir. Arada başka şeyler yapabilir. Doğru. O yüzden Nedim'in muhabirlikle övünmesi gerçekten çok yerinde ve haklı. Arkadaşlarınız isminizin altına ne yazalım diye sordukları zaman gazeteci yazar. Ben lütfen milliyet muhabiri yazar mısınız diye söyledim. Çok güzel. Bu çok istediğim bir şey çünkü. Çok güzel. İşte bu anlamda aslında muhabirliğe gerçekten sahip çıkmak, benimsemek ve bunu yaptığınız haberlerle de ortaya koymak gerçekten çok anlamlı ama Türkiye'de muhabirlik nedense hani çömezlerin yaptığı, ilk işe girenlerin yaptığı biraz hani çok da emek vermeden acemice yapılan bir işe dönüştürüldü maalesef. Dilerseniz bununla başlayalım. Neden tabii muhabirlik bu kadar gazeteciliğin temel bir unsuru olmasına rağmen küçümsenen bir hale dönüştü ülkemizde? Dünyanın her yerinde büyük gazeteler muhabirleriyle övünürler ve muhabirleriyle tanınırlar. Yani New York Times dediğim zaman 4 tane köşe yazarı aklımıza gelirse 10 tane büyük muhabiri aklımıza gelir. Çünkü gazetenin temel işlevi haberleri alıp geliştirip en doğru şekilde ve güvenilir imzalarla kamuoyuna sunmaktır. Bir ara Türkiye'de de böyleydi. Yani Türkiye'de 1960'lı ve 1970'li yıllarda çok sayıda tanınmış muhabir vardı. Yani gazeteler muhabirleriyle tanınıyordu. Röportaj yazarlarıyla tanınıyordu. Fakat 1980'den sonra muhabirlerin geriye itildiğini görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi televizyonun yükselişi. Hı hı. Televizyonun yükselişiyle beraber haberin ham maddesini almak işlevi televizyona ve radyoya ve zamanla internete geçti. Buna karşılık peki bu ne anlama geliyor sorusunun yanıtlanması köşe yazarlarına kaldı. Nedenlerinden birisi bu. Bir diğer neden de bizim medya sistemimizdeki bozukluktur. İnsanlar ne zaman muhabir olarak başarılı olurlarsa derhal onları köşe yazarı yapma yönünde bir... Ya da ekran önünde sunucu yapma gibi eğilimler olabiliyor. Gibi. Fakat şu olur tabii, o zaman muhabir köşe yazısı yazmaya başlayınca iki arada bir derede kalır. Çünkü muhabir haberleri nesnel bir biçimde vermekle yükümlüdür. Köşe yazarıysa ben köşe yazarıyım. Kendi yorumunu, kendi taraflılığını yazılarına yansıtabilir. Şimdi duydum Nedim'i de Posta Gazetesi'nde köşe yazarı yapıyorlarmış. İnşallah Nedim gibi hakikaten zor yetişen bir muhabir orada muhabirliğinden vazgeçmez. Evet. Tabii zaten orada da yani şeyin
işlerimizden geri kalan bazı parçaları da değerlendirmek üzere. Bir haftada bir gün olmak üzere şey yapıyorum ama özünde muhabirliği tabii. Şey yapayım, Haluk Bey bir şey eklemek istiyorum. Tabii konu değişecektir eminim. Muhabir kalmak istemenin maliyeti çok ağır. Öyle mi? Çünkü bir kere ekonomik olarak çok ciddi mağdur ediliyorsunuz. Hala bu var mı? Yani sizin gibi bu mertebede bu işi götürenlere maaş anlamında da maddi kaynak aktarma anlamında da öncelikler verilmiyor şimdi mu? Şimdi hayatınızı belli sınırlar içinde yaşarsanız muhabir maaşıyla belli bir süre idare edersiniz. Ama ben 15 yıldan beri Milliyet'teyim neredeyse. Ondan önce de Dünya Gazetesi'ndeydim. Bir süre sonra bu hayatın gerçekleri sizi sıkmaya başlar. Yani çocuğunuz olur, işte onun harcamalarınız artar, kiranız yükselir. Bunlar zorlamaya başladığı zaman kendinizi editör olarak veyahut da size teklif edilen bir başka ünvan neyse hemen oraya atmak derdindesiniz. Benim şansım çok ciddi sabır gösterdim. Hayatımın bir evresinde de işte Haluk Bey'i, işte Uğur Dündar'ı tanıdım. Ve bunların onlardan aldığım bir onurlu yaklaşım hala da yine belli sınırlar içinde yaşayarak muhabir kalmayı bana şey yapıyor yani. Çünkü size getiriyor. De çok rahat bir haber programı sunmanız ya da bir editör olarak görev tabii. almanız yönünde teklifler geliyordur. Bana gelmiyor hayır. Ben hayatımda hiç teklif almadım diyebilirim. Öyle mi? Tabii çünkü ben belalı bir adamım. Neden derseniz ben haberde hiç ayrım yapmadan medya patronları dahil hepsi hakkında yolsuzluk veya başka konularda haberler yaptım. Ve dolayısıyla hepsinin kara listesinde ben mutlaka varım. O yüzden Doğan grubunda çok rahatla çalışıyorum. Evet. Yani istihdam ettiğimiz zaman rahatlıkla yoğurabileceğimiz, istediğimiz gibi şekillendirebileceğimiz bir haberci olmadığınız zaman çok da fazla teklif almıyorsunuz. Evet, Haluk Bey'in söylediği gibi sıcak patatesler Haluk Bey isterseniz niye öyle söylediğini de anlasın. Oradan da soruşturmacı gazetecilik konusuna geçebiliriz galiba. Yok ama gazetecilerin dünyada en çok iftihar ettikleri gazeteciler soruşturmacı muhabirlerdir. Evet. Şimdi yani bugün buna... New York Times'tan bahsettik demin onu da andım. Yani Seymour Hersh diye işte çok ünlü bir dünya çapında soruşturmacı gazeteci var. En önemli haberlerinden bazılarını orada yayınladı. Onunla övünürler. Bakın hani gazetelerin, dergilerin işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye yayınları vardır ya yıllık olarak çıkarttıkları. Orada kaç tane soruşturmacı gazetecilik ödülü aldıkları en çok övündükleri şeydir. Ya şimdi, bizde böyle ödüller bile neredeyse yok şimdi da. Şimdi Türkiye'de bütün ayarlar medyada bozuk olduğu için ödüller şeyi de bozuk, ödüllerin de ayarı bozuk. Tabii. O bakımdan yeterince övünülmüyor ama ben her zaman Nedim'le hakikaten hem Milliyet Gazetesi'nin hem Doğan Grubu'nun hem Türk basınının iftihar etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dışarıdan gelen muhabir gazeteciler, ünlü muhabir gazetecilerle soruyorlar kim var ünlü soruşturmacı gazeteci diye. İşte aklımıza Nedim Şener geliyor. Evet. O yüzden Nedim'in tevazusuna bakmayın. Nedim bugün biz de gerçekten bu programı hazırlık aşamasında değerlendirirken hani kimi bu konuda konuşturabiliriz dediğimizde tabii soruşturmacı gazetecilik kavramını Türkiye'ye hediye eden isim olarak sizi muhakkak almamız gerektiğini biliyorduk. Ama hani taradığımızda kimler bu anlamda muhabirlik yapıyor dediğimizde hakikaten ilk isim Nedim Şener'di tartışmasız olarak. Keşke örnekler çoğalsa, sizin arkanızdan gelenler de artsa belki ona da geleceğiz ama dilerseniz bu hep ağzımıza sakız olmuş gibi kullandığımız araştırmacı gazetecilikle son dönemde sizin katkılarınızla daha çok kullandığımız soruşturmacı gazetecilik arasında fark var mı? Varsa nedir? Biraz onu açımlayalım. Tabii. Önce bir bağlam içine yerleştireyim. Medyanın, basının iki temel görevi var. Bunlardan bir tanesi demokratik sistemlerde. Halkın olup bitenlerden haberdar olması gerektiği varsayılıyor. Evet. Yani halkın olup bitenlerden haberdar olmadığı bir toplumda demokrasinin işleyemeyeceği düşünülüyor hakkı olarak. Ve bu işlev medyaya verilmiş. Sürekli, kapsamlı ve doğru olarak bilgilendirecek halkı. Fakat bunun ötesinde modern demokrasilerde medyanın ikinci bir işlevi oluşmuş. Buna gözcülük işlevi diyebiliriz. İngilizce'de watchdog function diyorlar ama Türkçe'de çok uygun düşmüyor o yüzden. Evet. Gözcülük yani deniyor ki medya üç kuvvetin dışında dördüncü bir kuvvet gibi diğer üç kuvveti ve bu arada kendisini
sürekli olarak gözetim altında tutar. Kimin adına gözetim altında tutar? Halk adına gözetim altında tutar. Ve onların işte bir takım dolaplar çevirmeleri, yolsuzluk yapmaları, kötülük yapmaları halinde, halkın sağlığını tehlikeye atmaları halinde halkı bilgilendirir. Toplumun bir çeşit filtresi olarak işlev görür ve böylece toplumun çok fazla kirlenmesine müsaade etmez. Bunsuz demokrasi olmaz deniyor. Evet. Hakikaten ben de o kanıdayım. Şimdi araştırmacı, soruşturmacı gazetecilik meselesine girince 1980'li yıllarda Uğur Mumcu'nun Doruğa çıktığı dönemde araştırmacı gazetecilik lafı da çok yaygınlaşmıştı. Evet. Fakat 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda bazı dostlarımız dediler ki canım araştırmacı olmayan gazeteci mi olur? Evet. Her gazeteci mutlaka araştırmacıdır. Doğru. Ama bazı araştırmacı gazeteciler belirli konularda yoğunlaşırlar. Hı hı. Onlara soruşturmacı gazeteci diyoruz. İzin verirsen bir onun kısaca tarifini de yapayım. Hazır bu konuya girmişken. Soruşturmacı gazeteci derken biz bir takım güç odaklarının bilinmesini arzu etmedikleri olguları sistematik bir araştırma ve belgeleriyle ortaya koymayı uğraş edinmiş olan gazetecilere diyoruz. Hı hı. Onların yaptığı işe soruşturmacı gazetecilik diyoruz. Burada elbette araştırma var ama özel bir araştırma var. Birilerinin bilinmesini arzu etmediği şeyleri araştırıyorsunuz. Yani burada hep klasik bir örnek vardır Watergate ile ilgili olarak, değil mi? Yani Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerin işte investigative journalism dediğimiz aslında hem araştıran, soruşturan, takip eden o süreç uzun bir süreç ama sabırlı bir şekilde onun üzerine giden ve her şeye rağmen üzerine giden gazetecilik türü. Evet, o tanımlayıcı bir olaydır. Evet. Yurdumuzdan da bir örnek vermek gerekirse gene Uğur Mumcu ile Altan Öymen'in çok güzel bir kitapları var, Mobilya Dosyası diye. Evet. Yani bilmiyorum izleyicilerimizin ne kadarı onu hatırlayabilir ama 1970'li yılların sonunda Türkiye'de büyük bir skandal patlak vermişti. O dönemin başbakanının yeğeninin hayali ihracat yaptığı konusu Cumhuriyet Gazetesi tarafından aylar süren çabalarla ortaya çıkartılmış. Şimdi kitap olarak da orada çıktı. O da Watergate olayı gibi tanımlayıcı bir soruşturmacı gazetecilik örneğidir. Biraz evvel verdiğim tanımlamadaki öğelerin hepsi orada bulunur. Şimdi Nedim Şener niye araştırmacı değil sadece soruşturmacı gazeteci? Çünkü Nedim Şener'in bütün haberleri bir takım güç odaklarının bilinmesini istemedikleri konuları ele alıyor. Evet. Bu günümüzde Sedef özellikle önem kazanıyor. Yani PR dedikleri halkla ilişkiler sektörünün bu kadar yaygın ve güçlü olduğu bir dönemde, örneğin bir ilaç fabrikasının çıkarttığı yeni bir ilaçla ilgili olarak milyarlarca dolarlık, milyonlarca dolarlık tanıtım faaliyetlerine girişilirken, o ilacın iyi olmayabileceği, o ilacın halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturabileceği konusunu araştıran tek tek soruşturmacı gazeteciler Tabii var. Tabii burada o zaman o gazetecinin güçlü durabilmesi lazım. Bütün bu araştırmayı yapabilecek donanıma ve imkanlara sahip olması lazım. Bunu sürdürebilecek imkanının olması lazım. Sabrının olması lazım. Şimdi bu anlamda gerçekten çok farklı donanımları gerektiren bir tür. Ne kadar zorlanıyorsunuz bunu şimdi ülkemizde benim yaparken? Benim şansım gerçekten Haluk Şahin gibi bir ismin benim dönemimde bu işe babalık yapıyor olması. Gerçekten öyle. Çünkü bazen ayarınızın tutmadığı yerde veyahut da paniğe kapıldığınız anda sizi tekrar bir çizgide tutabilecek, zamanlamayı nasıl yapmanız gerektiğini öğretecek, usul konusunda neler yapmanız gerektiğini öğretecek insan var. Şimdi Haluk Bey'in söylediği bazı güç odakları var ki, ya da güç odaklarının birçoğu var ki, bazı şeylerin hiç bilinmesini istemezler. Bunlara devlet sırrı adı koyarlar, gizli belge derler falan. Ama bugün günümüzde bazı güç odakları var ki bazı şeylerin bilinmesini hatta abartılmasını da istiyor. Hı. Paket paket belge... Yanlış bilgiler değil mi sunarak? Tabii belgeleri aktararak. Özellikle işte buna biz ne diyoruz, yandaş gazetecilik mi diyoruz ya da öyle bir şey deniyor. Yani bu belgeler belli odaklar tarafından, güç odakları tarafından. Mesele şudur soruşturmacı gazete. İşte bu güç odaklarının aleti olmadan o belgeyi de alabilirsiniz ama onu gazetecilik işleminden geçirdikten sonra bunu halka sunarsınız. Karşıt görüşte alarak, örneğin işte bir belge kamuoyuna sızmışsa o ilgili kurumdan da görüşünü alarak tabii ki onu kamufle etmeyeceksiniz, onu saklamayacaksınız. Aslında ne kadar klasik bir gazetecilik. Tabii çok çok temel. Yani ben Türkiye'nin tartıştığı, son dönemde tartıştığı bu Dursun Çiçek imzalı denilen belgenin Taraf gazetesine yayınlanmadan önce muhabiri veyahut da yönetimi eğer genel kurmaya
bunu sormuş olsa, dese ki bu belge sizin mi? Onlar da muhtemelen hayır diyecek. Ama o hayır cevabında haberine yapıştırmış olsaydı mükemmel bir gazetecilik olmuş evet. olacaktı. Ama bugün anlaşılan şu ki güç odakları, ki bazı güç odakları bunlar bu belgelerin sadece istedikleri gibi yayınlanmasını, aynı Haluk Bey'in söylediği gibi halkla ilişkiler firması gibi, işlem yapıyorlar. Soruşturmacı gazeteci burada işte bunun dışında kendini kullandırmadan, gazetesini kullandırmadan, onlara büyük kutsaliyet atfederek bu işi yapan insan. Ki aslında gazeteci bunu da yapmıyorsa, yani kendisi tabii. önüne konulan bir haberin niteliği anlamında bunun iki tarafı var. Hani bir tarafın argümanını sadece yazmak yerine diğer tarafa da bir telefon açalım, bir araştıralım tabii. bakalım demiyorsa zaten bu nasıl bir meslek ki? Tabii. Ya geriye nasıl bir gazetecilik kalıyor ki? Tabii. Çünkü bizde şöyle bir yanlış gelenek oluştu. Belgeler sızdırılıyor. Bürokrasilerden daima belgeler sızdırılır her yerde. Ve bu iyi bir soruşturmacı gazetecilik çabasının başlangıcı olabilir. Ama sadece başlangıcı tabii, olur. Yani siz eğer o belgeyi alıp işte soruşturmacı gazeteciliğin zaferi filancanın iç yüzü ortaya çıktı diye bunu yayınlarsanız. Bir de kendisine atfederek yayınlıyor. Tabii. Üstelik kendinize birileri evet. sizi kullanıyor olur. Evet. O zaman siz soruşturmacı evet. gazetecilik yapıyor olmazsınız. Birileri tarafından kullanılıyor olursunuz. Evet. Sizin soruşturmacı gazeteci olarak yapmanız gereken şey o belgenin önünü ve arkasını doldurmaktır. Evet, yani bundan kastım şu. Önce şu soruyu sormaktır. Bu belge niye bana geldi? Evet. İkincisi bu belgeyi kim üretti? Evet. Kaynak. Üçüncüsü evet, bu belgeden kaynak. Kimler yararlanacak? Tabii. Dördüncüsü bu insanlar kimler? Bunun sonuçları ne olacak? Gene hep New York Times'ten örnek veriyorum. Yani New York Times gazetesinin ünlü muhabiri Judith Miller, Irak Savaşı sırasında Irak'ta işte bir takım kitle imha silahları olduğu yolunda hükümetten kendisine sızdırılan belgeyi önünü ve arkasını incelemeden yayınladığı için zamanla evet, evet. işten atılmak zorunda kaldı. Yani evet. çünkü tek belgeyle, yani tek çiçekle bahar olmadığı gibi tek belgeyle soruşturmacı gazetecilik evet. olmaz. Soruşturmacı gazetecilik belgelerle tabii. bir evet. meseleyi ortaya koymak. Şimdi bu noktada peki bu belgelere ulaşmak o kadar kolay mı? Ne gibi zorluklar yaşanıyor? Nedim'in yanıtlamasını Hı. rica edeceğim ama önce kısa bir aramız Hı. var. Ardından Nedim'le devam edeceğiz. Dönüşümlü tek konut projesi Solarkent. Şimdi peşinatsız 60 ay vade ve 0 faizle. Solarkent, aydınlık güvencesiyle. Olağanüstü performanslara altın madalya veriliyorsa, paralimpik sporcularına ne verilmeli? Sadece olimpiyat yok. Olimpiyat ve paralimpik oyunları var. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi. Özer öğretmene, Güler teyzeye, Balıkçı Resul'e, Fırat bebeğe, Neslihan Hanım'a, Finans Müdürü İlkem'e, herkese sağlık. Herkese sağlık Bayiler'de. Binlerce yıllık sucuk ve pastırma geleneğimiz baş yazıcıda yaşatılıyor. Nefis. Müzik.
Medyada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok da heyecanlı bir bölümde kaldık. Peki bu soruşturmacı gazetecilik Türkiye'nin şartlarında ne kadar gerçekleştirilebiliyor? İşte tek bir gülle bahar olmaz, tek bir belgeyle gazetecilik olmaz noktasında başka belgelere, başka kaynaklara ulaşmak ne kadar mümkün? Nedim, senden dinleyelim. Şimdi Haluk Bey'in de söylediği gibi gazeteciliğin güvenilir insan olması çok önemli. Yani sizin yaptığınız işin objektif olduğuna, kaynaklarını yani sadece sizi biz gazeteyi yurttaşlar okusun diye oluyor ama kaynaklar da okuyor. Yani devletin içinde namuslu insanlar da var. Bu insanlar da bu konuları, bazı konuların bilinmesini istiyorlar. Onlar size erişebilirler. Ama siz de dediğiniz gibi o gazetecilik süzgeçlerinden geçirdikten sonra ve hep söylenir fren mesafesi bırakacak ilişki düzeyinde olayı yürütmeniz lazım. Ne kadar mümkün sorusu ise zorlukları var. Örneğin çok hızlı gündem değişiyor. Evet. Yani siz örneğin bir bakanın adının karıştığı hayali ihracat dosyasına başlıyorsunuz ama gündem bir anda ekonomik krize kayabiliyor. Bu sefer şimdi siz kendinizi sadece gazetede yazmak üzerine sınırlarsanız cidden moraliniz bozulur ve küsersiniz. Ama benim bu konuda yaklaşımım şu, böyle bir süreç yaşandığında hemen olayı başka bir medya aracına veya kitaba dönüştürüyorum. Dolayısıyla işte bu ahir ömrümde şu kısa zamanda 7-8-10 tane kitap yazdım. Neden? Çünkü bunların, bu olayların bir önü var. Bir bugünü var, bir de gelecekte ne olacak? Çünkü ben Uğur Mumcu'nun kitaplarını okuduğum zaman, örneğin Rabıta kitabını okuduğum zaman, bugünkü hükümetin içinde bakanlık yapmış insanların isimlerini görünce, yani nasıl önemli bir iş yaptığını anladım. Ve ondan sonra kitap yazmaya karar verdim. Çünkü bir gün bir genç veya birkaç genç bu kitapları okuduğu zaman yarın bu çocukları, bugünkü bakanların oğullarının önünde gelecekte neler yaptığını görünce iyi ki birisi bunları yazmış diyecek diye düşündüm. Çünkü kendimden hareket ettim. Evet. İkincisi, her iktidar döneminde ve üzerinize baskılar gelir. Yani sadece benim değil, yani benim üzerime gelen işte açılan davalar değil. Son örnek işte Uğur Dündar'ın örneğin yılların soruşturmacı gazetesi Haluk abinin yoldaşı. Son derece nitelikli haberler yapıyorlar Star Haber'de. Fakat son Ergenekon soruşturmasında örneğin ismini Dursun Çiçek imzalı belgeyle birleştirerek sorulan sorular arasına soktular. Şimdi daha önce de yine Ergenekon iddianamesinde iftira niteliğinde dedikoduları yerleştirdiler. Yani bu türde gazetecilik yapanlarla hep bir şekilde ulaşılıyor. Tabii uğraşılıyor. Hem ailesinin hem kendisini üzmek için, onu yıldırmak için ellerinden geleni yapıyor. Çünkü soruşturmacı gazeteciler aynı zamanda Haluk Bey'in çok iyi söylediği gibi bir kanaati yerleştiriyor. Örneğin Dink cinayetiyle ilgili konuyu çok kısa anlatmama müsaade ederseniz. Estağfurullah. Dink cinayeti araştırılırken istihbarat servisleri bu olayı çok ciddi kullandılar. Ve medyaya öyle haberler verdiler ki sadece bir bakış yerleştirdiler. Örneğin Trabzon'da jandarma personeli ve İstanbul'da bir iki tane polis görevlisinin bu işten sorumlu olduğunu, işte bunlar hakkındaki ciltler dolusu raporlarla bu işin sonuçlanacağını düşünüyorlardı. Fakat benim edindiğim bilgiler öyle olmadığını, bu işin Trabzon Emniyet Ayağı'nın ve Ankara'da İstihbarat Daire Başkanlığı'nın çok önemli rolü olduğunu ve sorumlulukları olduğunu gösteriyordu. Ben bu sefer taraflarla konuşarak, belgelerini bularak, birkaç ile dağılmış mahkeme dosyalarını bir araya getirip çapraz kontroller yaparak bunların sorumlulukları olduğunu ortaya koydum. Arkasından Başbakanlık Teftiş Kurulu bir rapor yayınladı. Ve ortaya çıktı ki İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek ve onun yardımcısı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer bu işten ciddi sorumludur ve haklarında işlem yapılması gerekir. Ve buradan anlıyorsunuz ki aslında Dink cinayetinde sadece jandarma veyahut da MİT veyahut değil, polis de çok ciddi sorumlu ve bu bakış açısı değişti. Mesela yılbaşına aslında itibaren... Aslında bir gazeteci bile ne kadar katkı sağlayabiliyor. Tabii, bunu işte Haluk Bey'in söylediği şey çok önemli. Mesela Dink cinayetine bakışı değiştirdi. Evet. Artık bu konuda kalem oynatanlar bu gerçeği göz ardı ederek bir şey yazamazlar. Evet. Çünkü neden? Özür dilerim, bir cümle. Neden? Çünkü bunların sonucunda İstihbarat Daire Başkanı görevden alındı. Evet. İşte bu yeter bir soruşturmacı gazeteye. En büyük ödül bu zaten. Evet. Soruşturmacı gazeteciler çok enteresan bir türdürler. Hakikat takıntılı insanlardır bunlar. Bunlar canına susadın mı filan diye herhalde Nedim'e çoğu zaman geliyor hakikat duruyorum. Takıntısı vardır bunlarda. Mutlaka doğruyu ortaya çıkartmak. Ne olursa olsun zaten
Yani öyle denir hani soruşturmacı gazetecilikten. Sonuçta o mu yararlanacak, bu mu yararlanacak önemli değil. Onun için ama biraz sevilmeyen adamlar olmuyorlar mı hocam? İstenmeyen, sevilmeyen, korkulan, ürkülen. Çok sevilen ve aynı zamanda çok ürkülen insanlar da olabiliyorlar. Tehditler alabiliyorlar. Zaman zaman cinayetlere kurban gidebiliyorlar. Evet. Zaman zaman mahkemelerde sürünebiliyorlar falan ama dediğim gibi bu insanlar hakikat takıntılı oldukları için aynı zamanda gazetecilik tarihinin en parlak isimleri oluyorlar. Ve iz bırakan isimler oluyor. İz bırakıyorlar yani kesinlikle iz bırakıyor. Mesleği meslek yapan gibi, isimler oluyor. Onların işte yok o bu iktidarın mı işine yarayacak, şu iktidarın mı işine yarayacak diye bir dertleri yok. Evet. Orada bir yalan olduğunu görüyorlar. O yalanın ortaya çıkmasının demokrasi açısından fevkalade önemli olduğuna inanıyorlar ve onun için çalışıyorlar. O yüzden yani bir ülke soruşturmacı gazetecileriyle iftar eder. Dediğim gibi dünya tarihinde en önemli gazetecilerden bazıları öyledir. Avrupa'da da bu böyle. Ama günümüzde tabii soruşturmacı gazetecilik yapmak kolay değil. Bir güç odaklarından bahsediyoruz. Evet. Yani mafya hakkında kitaplar yazdı. Şimdi bunun şakası yok. Mafyası var, sermayesi var. Yani tabii. Sadece devlet hükümet de değil değil mi? Yani sermaye odakları da bugün. Elbette. Müthiş yani ben düşünün, güçlü. Örneğin Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren hayali ihracat dosyasını yayınladık. Onun da ismi vardı bu dosyada diye. 2000 yılında 5 trilyon lira yani yaklaşık 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı ve 5 yıl sürdü. Tabii sonunda sıfırla çıktık. Mahkeme masraflarını kendi ödemek zorunda kaldı ama. Uzanlarla ilgili yazdım. Uzanlarla ilgili yazdım. Tabii onlar da yaklaşık 20 civarında bir dava açtılar. Tazminat tutarlarını şimdi hakikaten toplamadığım için bilmiyorum ama milyarlarca lira. Fakat hepsinden sıfırla çıktık. Yani hakikaten. Ama en azından burada hukukun da hala işlediğini görebiliyoruz yani kesinlikle. Hukuk sistemimizin. Kesinlikle. Yani bugünlerde yani çok tartışılıyor. Bugünlerde çok tartışılıyor ama cidden bir hukuk altyapısı Türkiye'de çok güçlü bu anlamda. Hiç ummadığımız anda çok değişik refleksler verebiliyor ve çok nitelikli ayrımlarda bulunduğunu görüyoruz. Evet tabii adalete güvenmek lazım. Soruşturmacı gazeteciler adalete güvenirler. Zaten bütün mesele şu. Ben mahkemede yani örneğin Dink cinayeti ve istihbarat yalanları kitapla ilgili yargılanırken hakimlere şunu söylüyorum. Bakın diyorum bizim yaptığımız soruşturmacı gazetecilik. Yani biz sadece bir olayı alır aktarmayız. Olaya taraf oluruz. Gerçek adına taraf oluruz. Bir başka boyutu çıkartır. Bu davanın bir adım ileri gitmesi için size yardımcı oluruz. Soruşturmacı gazetenin tam tanımı da budur zaten. Ve orada da hemen sözü Haluk Şahin'e getiririm. Derim ki Haluk Hoca eğer bunun kitabını yazsaydı biz bunu dosyalarımızda delil olarak koyacaktık. Evet. Bu bir literatürü vardır ve bu bir altyapıdır diye. İsterseniz hocam bunu yazdın o zaman. Bir kere daha Sedef de benim öğrencimdir. Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir televizyoncu, aynı zamanda bir akademisyen, Doktor Sedef Kabaş. Senin önünde söz veriyorum. Bu hakikaten Nedim'e borcum, Türkiye'ye borcum. Bu soruşturmacı gazetecilik kitabını yazacağım ki bundan sonra Nedim'e dava açıldığında yahu sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun dediklerinde ona gidiyorlarmış. Tabii. O da delil olarak. Ki, tabii, dünyada böyle bir tür var. Çünkü bakın mesela düşünün ben Dink cinayetiyle ilgili olarak örneğin son başıma geldiği için söylüyorum. İşte gizli belge yayınladı diyor. Ama o gizli belge polisin Dink cinayetindeki sorumluluğunu gösteriyor. Şimdi bu gizli belge üzerine gizli yazması benim için onu gizli yapmaz. Evet. Sadece gizlenmiş belge yapar ve ben de bunu alırım. Suç dahi olsa ki suç işlemek kastıyla yapmıyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Ama velev ki beni mahkemeye götürecek olsun ben yine de bunu yayınlarım. Çünkü o bir gerçeği ortaya çıkaracak. Evet. Ve bugün İstihbarat Daire Başkanı görevinde değilse bu sayededir. Dolayısıyla ben burada hiç yani yargılanıyor olmaktan şikayetçi falan değilim. Aksine davaların içinde değişik tartışmalar, o olaylara yeni perspektifler getirdiğine çok son derece memnunum. Peki tehdit alıyor musun? Yani yaşamın zor oluyor mu böyle bir türü ısrarla götürdüğüne göre? Şimdi tehdit, örneğin Çakıcı ile ilgili kitap yazdığım zaman Kodada Atilla diye, onun MİT tarafından kullanıldığı dönemde kullandığı isim. Yani belki kamuoyu bunu bilmeyebilir. Evet. Onun ismi bu. O kitapta ismi yazılan ve bugün faal olan bazı insanlar arayıp işte Avusturya'dan örneğin ya da Almanya'dan veyahut da öyle diyor tabii. Ben Avusturya'dan arıyorum ya da Almanya'dan arıyorum. Ben şu kişiyim diyor. Bunu yazman iyi olmamış diyor. Yani bir gün bir yerde karşılaşırsak şöyle olur. Bize yanlış yaptın filan mı yok, diyorlar? Yok öyle böyle her cahil değil ama çok son derece diplomatik. Ama yine örneğin bir polisin arkadaşı olan bir başka birisi ya da onu tanıyan birisi ya dikkatli ol başına bak şey olabilir falan derken işte en azından sağına sola dikkat et, giriş çıkış saatlerine dikkat et diye uyaranlar oluyor. Ama
ben şundan memnunum. Hiç olmazsa şu ana kadar her şey hukuk yoluyla geldi. Yani tehditse tehdit veyahut da başka yol. O yüzden yani tehdidin önemli olan nasıl algıladınız bunu? Evet. Yani eğer zaten şunu söylüyorum. Ben bunu kamuoyuna da hep söyledim. Tabii ki böyle bir şey olsun. Kimse istemez. Size bir şey yapabilirler ama gerçeğe dokunamazlar. Onu mutlaka ben yapmasam bir başka genç alacak, onu ortaya çıkaracak. Gül gibi koyacak önünüze ve bundan kimse kaçamayacak. Bugün saklayabilirsiniz ama ilelebet saklayamazsınız bir gerçeği. Evet. Önemli olan da bu zaten. Peki bu noktada yani Nedim'in hakikaten anlattıkları çok örnek teşkil edecek nitelikte. Gönül ister ki hakikaten sizin haberleriniz daha da yaygın şekilde okusun ve daha da önemlisi gençler sizden feyz alarak bu türü Türkiye'de daha da canlı hale getirsin. Çünkü bu biraz da aslında üzeri kapatılan, küllenmeye bırakılmış bir dala dönüştü. Sadece ülkemizde değil zannedersem dünyada da aynı yönde kaygılar var. Bu noktada ben hemen yine hocamıza dönmek istiyorum. Yani dünyada evet. Gerçekten ülkenin gündemi değiştirecek nitelikte soruşturmacı gazetecilik hala devam ediyor. Ama bir yandan da kan kaybettiğini görüyoruz. Tıpkı diğer habercilik türünün kan kaybettiği gibi. Peki ne bekliyor gelecekte bu dalı? Tabii. Yani soruşturmacı gazetecinin parlak bir dönem geçirdiğini söyleyemeyiz. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi tabii gazetecilerin kendilerini yasal anlamda güvence altında hissetmemeleri. Evet. Yani herkesin telefonunu dinlendiği bir ülkede soruşturmacı gazetecinin kendisini rahat hissetmesi mümkün mü? Kendisine belge sızdıracak olan bürokratın rahat hissedebilmesi evet. mümkün mü? Bir defa çok ciddi bir korku, ürkeklik atmosferi Türkiye'ye egemen oldu. Bu bir. İkincisi tabii medya sahipliği yapısı. Soruşturmacı gazetecilik açısından önemli bir engel oluşturabiliyor. Çünkü bugün medya organları holdingleşmiş durumda. Holdingleşmek demek ne bileyim 200 tane şirket olmak demek. Evet. Yani siz herhangi bir konuda bir haber yapmaya başladığınızda içinizdeki sansürcü dur ya acaba bu bizim patronun yaptığı işlerden bir tanesiyle bağlantılı mı değil mi diye düşünür. Ya da başka bir patronun açığını çıkarttığınızda diyecekler ki sen tabii. dön kendi patronuna bak önce. Veya başka bir patron bunun ötesinde acaba ben bu haberi yayınladığımda siyasi otorite fazlasıyla alınıp benim çalıştığım gazeteye vergi memurlarını gönderip dünyanın hiçbir yerinde duyulmamış boyutlarda vergi cezaları verilmesine yol açarlar mı açmaz mı diye bir takım korkular var. Bütün bunlar çok ciddi frenler. Ama dünyaya da baktığımızda Sedef hem benzer sakıncalar dolayısıyla soruşturmacı gazetelerin geri çekildiğini görüyoruz. Bunun ötesinde soruşturmacı haberlerin yer aldığı ana mecra yazılı basın idi. Evet. Dünyada yazılı basın çok ağır bir bunalım geçirmekte. Evet. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi orada soruşturmacı gazeteci dostlarımız şey diyorlar ya biz ne yapacağız? Yani çıkartacağız da nerede yayınlayacağız bunları? Buna çare olarak geçici bir çare olarak bir takım vakıflar kuruldu. Evet. O vakıflar bir takım raporlar yayınlıyorlar. Kitaplar, kitapçıklar yayınlıyorlar. Ama o aynı şey değil yani. Tabii etki alanı eskisi etki alanı gibi son mümkün derece sınırlı değil. Yani hani evinize İnterneti gelen... bir alternatif olarak sunuyorlar. Yani internet üzerinden belli bir kitleye ulaşmak ama internet de o kadar atomize olmuş, o kadar bölünmüş bir mecra ki. Aynen. Yani orada da onun etki alanı bir haber evet. manşetinde ya da bir İnternette televizyon öyle programı siteler gibi var. Değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde mesela Filipinlerin çok aktif bir soruşturmacı gazetecilik sitesi var. İngiltere'de birkaç tane şey var ama geleneksel medyanın ağırlığı onlarda yok. Şimdi o zaman... En azından henüz yok yani. Tabii. O zaman karşımıza çok ciddi bir sorun çıkıyor. Yani hem soruşturmacı gazetecilik açısından hem basın açısından ama daha önemlisi demokrasi açısından. Evet. Eğer soruşturmacı gazetecilik demokrasi için gerçekten söylendiği kadar gerekli ise 21. yüzyılda bu işlevi kim yerine getirecek? Yani ve bunun henüz cevabı bulunmuş değil. Tabii bu noktada kamuoyu bilinci de herhalde çok önemli. Yani yapılan haberlere ne kadar sahip çıkıp bu yönde haber yapma isteğindeki gazetecilere ve gazetelere ne kadar sahip çıkıp bunun devamını talep etmeleriyle de çok ilintili. Yani siz demokrasi kültürünün yerleşmesi ve sürdürülebilirliği açısından kamuoyunun aydınlanmasından bahsettiniz, bilgilendirilmesinden bahsettiniz ama kamuoyu gerçekten böyle bir bilgilendirme talebi ya da ihtiyacı içinde mi? Bu da başka bir tartışma. Demokrasinin boyutu. En büyük yaralarından bir tanesi bu. 21. yüzyılda kamuoyunun eğlenmeyi, evet. bilgilendirilmeyi tercih ettiği her örnekte karşımıza çıkıyor. Tamam herkes eğlensin ben de eğlenmeyi severim de o zaman o demokrasinin vazgeçilmezi sayılan bilgili kamu
bilgili halk nasıl oluşacak diye bir ciddi bir soru çıkıyor karşımıza. Amerikalı cumhurbaşkanlarından bir tanesinin, ilk cumhurbaşkanlarından bir tanesi, o hükümeti, o anayasayı yazanlardan birinin şöyle bir lafı vardır. Bilgisiz halkın egemen olduğu bir demokrasi ancak bir komedi sayılabilir diyor. Evet. Tabii trajediye de çok rahat dönüşebilir. Evet. Yani böyle ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet. Bu noktada tabii Nedim'in haberlerinin kamuoyu tarafından, halk tarafından ne kadar takip edildiği, sana gelen tepkilerin neler olduğu, geri bildirimlerin neler olduğunu da tabii merak ediyoruz. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi ben tabii masamın başında ya da sahada bu işi çalışırken veya bu olayın içinde yoğrulurken bazen dediğiniz gibi bunun toplumdaki iz düşümü ne oldu? Bana yani ne diye merak ediyorum. Geçen yıl Metin Uca'nın bir gösterisini izlemiştim. Bir de Ferhan Şensoy'un tesadüfen gösterisini izlemiştim bir vesileyle. Baktım Maliye Bakanı Kemal Unal'ın yumurtaya olan düşkünlüğü, o zaman eski Maliye Bakanı, espri konusu olmuş. Yani biz hayali ihracat ve yumurta sektörüne ilişkin yaklaşımları nedeniyle Kemal Unal'dan ve oğlu Abdullah Unal'dan eleştiriler yapmıştık ve hatta Kemal abi diye bir kitap çıkarmıştım. Baktım ki tiyatro oyununda bu bir bölüm olarak yer almış. Yani o zaman zaten toplum bunu konuşuyor. Zaten yumurtacı diyor, bir şekilde eleştiriyor, bir not veriyor ona. Hatta koltuğunu kaybetmek üzereyken başbakanın dirayetiyle, arkasında durmasıyla ancak ayakta kalabildi. Yoksa hakikaten o haberler nedeniyle istifa etmek noktasına gelmişti. Hem hayali ihracat, hem Galata Port, hem Tüpraş vesilesiyle. Ama baktım ki tiyatro oyununda bu bölüm olarak yer almışsa bence işimizi yapmışız. Yani deminden söylediğim gibi Dink cinayetinde eğer bu konuya yön veren istihbaratçıların etkisini sınırlayabilmişsek, bakışları değiştirip bu konuda kalem oynatanlar artık bazı gerçekleri göz ardı etmeden bir şeyler yazıyorlarsa ya da hiçbir şey yazmadan sessizce köşelerinde duruyorlarsa bu bile önemlidir. Çünkü onların yazdığı gerçek değildi bugüne kadar ama gerçekler artık ortada. Dolayısıyla ben örneğin Uzanlar kitabı, Uzanlarla ilgili uğraşırken de yine güç odaklıydı ve ben o zaman bunu yaparken işte bir gün senden hesap soracaklar diye soruyordu ama ben görülüyordu ki bu bir yolsuzluk. Yani sadece ideolojik bir kavga değil. Yani Uzanların üzerine gidilmesi sadece bir ideolojik çekişmenin olayı değil ya da siyasi çekişme değildi. Yolsuzluk vardı çok ciddi. O yüzden eğilmiştim. Ve sonunda işte bugün siyasi iltica noktasına geldi. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım her şey, ben yurttaş olarak ne okumak isterim? Aynen onu yapmaya çalışıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ve ben sınırımı orada işimi bitirip evime akşamleyin huzurla gitmek istiyorum. Evet. Çünkü ben bir tek amacım var dediğim gibi, yani bu perdenin arkasında, bu duvarın arkasında ne olduğunu yurttaşlara göstermek istiyorum. Çünkü ben burada bir yurttaşım zaten. Evet. Kendimi bazıları vardır ya, ben öyle üstünde çok şeyler görmek. Biliyorum ki. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu bana göre medyada şu. Yani sermaye yapısı da olsa, o da olsa, bu da olsa güç odaklarının esiri olmuş gazeteci sayısı çok etkili ve çok sayıda. Yani ben eğer ayakta zar zor durabiliyorsam, namusumuzda, onurumuzda durabiliyorsak, yani bunun bir bedeli var ama güç odaklarına yapışırsanız, yani MİT'in adamı olursanız, askerin adamı olursanız, polisin adamı olursanız, siyasetçinin adamı olursanız size belge de akıyor. Evet. Sizin program yaparsınız. Ve siz hatta prestijli ve saygın, tırnak içinde tabii bunları söylüyorum, gazeteci konumuna getiriliyorsunuz. Tabii siyasi uçaklar, yani başbakanın ve cumhurbaşkanı uçağından inmezsiniz bir kere. Ama bizi kimse görmeyebilir. Zaten bizi davet etseler de gitmeyiz ya. Yani bizim tavrım. Seni Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın uçağına alırlarsa sen hemen oradaki koltukların kimin tarafından bağışlandığını, efendim orada kullanılan ceylan derisinin fiyatının ne olduğunu öğrenmeye kalkarsın. Aslında tabii davet edilmesi de iyi bir şey. Yani orada da bir mesafeyi aslında koruyabileceğini düşünüyorum ben muhabirin. Yani sadece uçağa davet edilmesi orada o mesafeyi kaldıracağı anlamına gelmiyor. Biraz gazeteciler de bunu yapıyor. Yani. Tabii. Yoksa herkesin davet edilmesi lazım. Ama bakın şimdi bu ki eğer çalışmak, eğer emeğinizle bir yere gelmek gibi bir tavrınız yoksa güç odaklarına yaslanarak belli bir yer edinmek ve hatta köşelerinizden kavga ediyormuş gibi göründüğünüz insanlarla o uçaklarda, akşam yemeklerinde, lüks restoranlarda yemek yiyerek bir Hacivat Karagöz oyunu gibi, bir gölge oyunu gibi de bu işi tezgahlarsanız patronların bunu fark etmesi imkansız. Patronlarınızın parasıyla bir kavga ediyormuşsunuz.
toplumda kavga eden gazeteciler var, bu ülkede gerçekler tartışıyor zannederek aslında bir gölge oyununun içinde seyircisi haline gelirler. Ama bizim yapmaya çalıştığımız perdeyi indir, ışığı söndür, çıplak gerçeklerle insanları karşı karşıya bırak. Ve tabii ki bizim yaptığımız o köşelerde tartışılır. Biz olmasak da ama önemli olan insanların o gerçeğe erişmesi. Evet. Bir de soruşturmacı gazetecilerin kendi yaşamlarına çok dikkat etmeleri gerekir. Hani derler ya başkasına taş atanlar suç çekilmesine oturuyorlarsa başlarına çok kötü şeyler gelir. O yüzden düzgün yaşamak zorundadırlar. Bakın Uğur Dündar bunun ilginç örneklerinden biridir. Sosyal hayatlarını çok iyi kontrol etmek zorundalar. Bir tek kuruşun bile bir yerden bir yere gitmesi halinde. Çünkü en ufak bir açıkta. Evet. Çünkü sizin, siz madem ki başkalarının açıklarını arıyorsunuz, sizin en ufak açığınızı yakalar ve sizi mahveder. Tabii şimdi mesela telefon konusu. Biz Uğur Bey'le telefonda konuşurken veyahut da Uğur Bey'le konuşurken. Şifremi şunu, konuşuyorsunuz. Yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece gazetecilik konuştuğumuz için. Evet. Çünkü gizli başka hiçbir amacımız yok. Bizim derdimiz o gün gazeteye ne koyacağız veya televizyona ne girecek. Başka hiçbir şey konuşulmaz. Dolayısıyla bizim şifreleriyle konuşmamıza ya da cihazlarımızı değiştirmemize, yeni numara almamıza hiç gerek yok. Yıllardan beri ilk telefon çıktığı gün aldığım numarayı hala kullanıyorum. Uğur Bey de öyle kullanıyor. Dolayısıyla yani Haluk Bey de öyledir. Çünkü bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Öyle yaşamak zorundasınız. Evet. Yani başka türlü yaşayamazsınız. Son olarak çok az bir sürem kaldı ama biraz da gençler tarafından bakalım. Şimdi Bilgi Üniversitesi'nde de ders veriyorsunuz. Siz de tahmin ediyorum bir sürü stajlar yerler oluyor, genç muhabirler oluyor. Yani gençlerin bu türe bakışı ne? Ürküyorlar mı, çekiniyorlar mı, yoksa hiç alakaları yok mu, yoksa devamını getirmek için bir çaba içindeler mi? Son olarak biraz da geleceğe dönük kuşakları anlamında bu turun devamını kılabilecek nitelikte gençleri gözlemliyor musunuz? Yoksa orada da bir problem var mı? Gençler özeniyorlar ama çok umutlu olduklarını söyleyemem. Çünkü Türkiye'nin şu andaki koşullarının soruşturmacı gazetecilik açısından çok parlak olmadığını görüyorlar. Ancak ben başlangıçta hakikat takıntısı olan insanlar demiştim. Yani gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur diye bir laf vardır. Ben buna inanmam. Gazeteci olunur, gazetecilik öğrenilir. Ama soruşturmacı gazeteciliği olabilmek için o insanların hakikat takıntısını çok yüksek olması gerekir. Öyle insanlar gene bulunduğuna inanıyorum. Gelecekte de iyi araştırmacı gazetecilik örnekleri yapılabileceğine inanıyorum ama onlar nerede yayınlanacak, nasıl halka ulaşacak o konuda ciddi sorular var kafamda. Evet, Nedim. Evet, yani gençlerde gerçekten bir özenti var. Yani ben Cuma günü yine bir konferanstaydık Uğur Bey'le falan. Orada gençler de çok özeniyoruz size. Çünkü işte çok sembol bir isimle yan yana Uğur Dündar'la yan yanasınız. Ve insanlar gıptayla bakıyorlar. Ama dediğim gibi hem Uğur Dündar'ın ödediği bedeller var. Hı hı. Hem ödetilmeye çalışanlar var. Şu anda dahi ödetilmeye çalışılan bedeller var. Ama yine bana bu şekilde ben onların meslek yaşamının üçte biri kadar ancak belki ya da yarısı kadar bir meslek tecrübem var. Fakat yaşadığım şeylerin ağırlığı çok fazla. Dolayısıyla ben gençlere öncelikle bir alanda çok iyi uzmanlaşması gerektiğini ama Haluk Bey'in hep söylediği aslında nazik davranıyor. İtiraz geni diyor Haluk Bey aslında ona. Yani bu gerçek değil. Hakikatin peşinde yani koşmanın ötesi itiraz geni. Bir itiraz geni olacak olduğu o insanda ve bunu çok kararlı savunacak. Ama benim şansım şuydu. Ben Uğur Mumcu yaşıyorken onu okuma şansını elde ettim. Evet. Yani benim için bir efsane değil, bir gerçekti o. Ve neyi değiştirebildiğini, ne yapabildiğini gördüm. Yani çok büyük şans, yani buna takdir ilahi deyin, Haluk Bey'i ve Uğur Bey'i tanıdım. Mesela. Evet. Ve onların yaşamından kesitler görüyorum. Hala bugün yaşadığı şeyleri görüyorum. Ve nasıl destek olduğunu ve onların yanında yetişen insanların nasıl savrulup gittiğini sağa sola, nasıl cemaatlerin kontrolüne girdiklerini veyahut da işte bugün mesleğini yapamaz hale, kendilerini o hale düşürdüklerini görünce çok zor olduğunu ve çok disiplinli olmak gerektiğini anlıyorum. O yüzden gençlerin yapması gereken öncelikle kendilerine rol modellerini çok iyi seçmeli ve onları iyi takip etmeli. Doğru rol modelleri. Tabii. Yani medyanın çok empoze ettiği illa popüler tipler değil. Tabii. Değil mi? Hüseyin Cahit Yalçın'ın şöyle bir lafı vardır. Bu gazetecilik denen meslek asil bir şekilde de yapılabilir, rezil bir şekilde de yapılabilir. Evet. Soruşturmacı gazetecilik usulüne göre yapıldığı zaman bu işi veya bu hayatı asil bir şekilde yaşamanın yollarından biridir. Romantik bir
misyondur. Evet. Ve dünyamızın romantiklere ihtiyacı var. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum hocam. Her zaman olduğu gibi son derece derinlikli analizler yaparak soruşturmacı gazeteciliği yakından tanımamıza, daha da yakından tanımamıza yardımcı oldunuz. Nedim, sana da çok teşekkür ediyorum. Nedim Şener gerçekten soruşturmacı gazetecilik anlamında ve etkili muhabirlik anlamında önde gelen çok değerli bir isim. Devamını diliyorum tabii çalışmalarını ve tabii gönlümden geçen senin benzerlerinin ve senin takipçilerinin ülkemizde çoğalması. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem Haluk Bey'e hem de size özellikle medyadaki duruşunuz itibariyle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte pazar sabahı saat 11.10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.